Merhaba, bugün statik kelimesi nedir, nasıl kullanılır, bunları anlatmaya çalışacağım. Şimdi statik kelimesini düşünürken bir hikaye şeklinde anlatmaya çalışacağım. Robot klasımız var burada. Robot klasımızın içerisinde public int id, wait ve hate var. İki tane de constructor var. Bir tanesi boş bir constructor, bir tanesi de dolu bir constructor. Bir de burada public static int number of robots diye bir şey var. Sıfırdan başlıyor. Şimdi robot klasımızı bir robot fabrikası olarak düşünelim. Yani klasımız bir fabrika olsun, robot fabrikası. Biz bu robot fabrikasına ne zaman yeni bir robot istesek, mesela burada yeni bir robot oluşturmuşuz R1 adında. Yani biz fabrikaya diyoruz ki bize bir tane robot üret ve o robotu bize yolla. R1 adında bir tane bir robot yollamış bize. Robotumuzun R1'imizin yani R1 nokta dediğimiz zaman hate'i var, ID'si var, bir de wait'i var. Bu hate, wait ve ID robotumuzun fabrikanın bize gönderdiği robot ile alakalı olan bilgiler, onunla alakalı olan değerler. Fakat diyelim ki biz o fabrikayla alakalı olan bir değeri bilmek istiyoruz. Mesela ne olabilir bu? Buradaki örneğe göre number of robots olabilir. Ne demek bu? Biz fabrikadan bir robot istediğimiz zaman R1 adında mesela biz R1'e bakarak bu fabrikanın kaç tane robot ürettiğini bilemeyiz. Çünkü o bize gönderilen robotla alakalı olan bir şey değil. O fabrikayla alakalı olan bir şey. Bu bilgi fabrikanın içerisinde tutuluyor. Burada da aynı şekilde eğer bir variable klasa ait bir özellikse ona statik diyoruz. Mesela number of robots bu klasa ait bir özellik. Yani o fabrikaya ait bir özellik. Kaç tane robot oluşmuş? Onunla alakalı bir şey. Peki biz bu number of robots variable'a nasıl erişiyoruz? Şu şekilde. Şimdi biz burada yine göstereyim. R1 nokta dediğim zaman işte hate, wait ve id geliyor. Number of robots gelmiyor. Fabrikaya ait özellik yani robot klasına ait bir özellik olduğu için robot diyorum noktaya bastığım zaman number of robots burada geliyor. Çünkü robot klasına ait bir özellik. Bir başka kullanım şeklini de göstereyim. Yani biz burada number of robots bu şekilde tanımladık. Tamam. Peki biz bu stati başka nasıl kullanabiliriz? Şu şekilde olabilir. İki tane constructor'ım vardı. Burada ID yazıyor. Ben ID'yi şöyle düşünmek istiyorum. İşte robot fabrikasından ben bir robot istediğim zaman o robotun bir seri numarası olsun. Fakat her seri numarası unique bir değerde olmalı. Yani her seri numarası birbirinden farklı olmalı. Mantığımız şu şekilde oluyor. Diyorum ki buraya ID eşittir number of robots diyorum. Sonra number of robots'u artı artı diyerek bir arttırmış oluyorum. Niye böyle bir şey yapıyorum? Şu yüzden number of robots şu anda sıfır. O yüzden ilk üretilen bu klastan, bu robot fabrikasından ilk çıkan robotun, mesela burada R1'imiz vardı. R1'imizin ID'si sıfır olmuş oluyor. Ondan sonra number of robots'u bir arttırıyoruz. Daha sonra number of robots artık 1 olmuş oluyor. Yani şurası 1 olmuş oluyor. Her ne kadar burada bir 0 diye göstermiş olsak da bu 0 sadece başlangıç değeri olmuş oluyor. Bir tane daha robot ürettiğimiz zaman robot R2 eşittir new robot. Bu sefer de R2'nin ID'si 2 olmuş oluyor. Pardon, 1 olmuş oluyor. Çünkü 0'dan başlatmıştık. 0, 1 oldu. Ondan bu 0 oldu. Ondan sonra bir daha arttırdığımız zaman R2'nin de ID'si 1 olmuş oluyor. Bu şekilde de objelerimize unique değerler verebiliriz. Veya başka kullanım şekilleri de var. Şu şekilde bir kullanım da yapabiliriz. Mantık açısından diyorum. Static kelimesini daha iyi anlamamız açısından. Mesela location adında bir tane klasımız var. Bu klasımızda da şöyle iki tane değerler var. Bu location klasını şöyle düşünelim. Bir tane bir stat var diye düşünelim. Stat'ın işte bir uzunluğu vardır. Bir de genişliği vardır. Bu uzunluk ve genişlikler içinde koordinatlar verelim. Koordinat düzlemine göre olsun diye yapalım. Public int x'i olsun. X koordinatı. Public int y'si olsun bir de. Şimdi ben mesela bu x ve y'yi bir şekilde sınırlandırmak istediğim zaman da şöyle bir şey yapabilirim. Public static int limit x diyebilirim mesela. Bu anda 100 olsun. Public static int limit y olsun bu da. Bu da 100 olsun. Bu ne demek oluyor? X ve Y location klasından
aldığım herhangi bir nokta. Yani atıyorum mesela x 30, y 40 koordinatları. O stadyumumuzun içerisinde öyle bir 30'a 40'lık bir koordinat. Fakat bu statik limit x ve statik limit y dediğim zaman da bu stadımızın uzunluğu ve genişliği olmuş oluyor. Yani sınırlandırıyorum. Bu şekilde statik kelimesini, statik keyword'ünü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sorusu olan varsa yorum yerinizi bilir. Herkese iyi günler.